Assalamu alaikum azizler. Bugün sizlerle sohbetleşeceğim mevzuyumuz pnömoniya kasalligi. Bu kasallığa kadar size kısaca malumat edeceğim azizler. Pnömoniya kasalligi öpçe yallanışı yani öpçe tokuması, alveolar, aral tokumaların, meyde kan tohumlarının öpçe yallanışına geçiş kasallığı saklanadı. Pnömoniya rojlanışı türlü bakteriyeler. Stafilokok, streptokok, pneumokok ve grip, paragrip, türlü virüsü kasallıklar. Kokyota, kızılçay ve bakteriya ve asalat sıfatı ham bu pneumonia rivojlanishi mumkin. Ayrim holatlarda pneumonia rivojlanishiga allergik holatlar yoki fiziko kimyo holatlar ham ta'sir ko'rsatadi azizlar. Shuningdek, pneumonia odamning qattiq sovuq qotishi, jismoniy ruhiy toliqishi, organizmning zararlanishi, kasallikka qarshi kurashish, ya'ni immunitetni pasayishi ham bu pnömoniyanın rojlanışı olup gidiyor azizler. Pnömoniyanın kozat uçusu, yani bakteriye, zamburu, virüsle öpçeye nefes çizim orkalı. Yol olması kan ve linf orkalı öter azizler. Öpçenin yallanışı, kette ve küçük, cöyleşi yakarak bunlar kropoz ve uçaklı pnömoniyaya farklanadı. Kelep çıkışı boyunca bunlar üy pnömoniyası, şifakona pnömoniyası, perinatal pneumonia ve immun tanqisligi natijasida kelib chiqqan pneumoniyalar ham farqlanadi azizlar. Endi kropuz pneumoniya nima aytadigan bo'lsak, bunda ya'ni o'pkaning o'ng tomonida yoki bo'lmasa uning bir necha segmentlari zararlanishi natijasida kelib chiqadi. Asosan bu o'pcha boshlanib, bemor vujudi qaltiraydi. Tana harorati ya'ni 39-40 gradusgacha ko'tariladi azizlar. Kuchli hansirash kuzatiladi. Nefes olganda, yo'talganda yoki eksirganda bemorda o'sha zararlangan tomonda o'ta darajada kuchli og'riq kuzatiladi. Yo'tal boshlanishi quruq bo'ladi, keyinchalik ya'ni yopishqoq balg'am ajraladi. Balg'am rangi zangsimon tusda bo'ladi azizlar. Bu balg'am ajralishi bir hafta davom etadi. U vaqt oralig'ida bemor darmonsizlanadi, terlaydi, bosh qattiq og'riydi, uyqusi buziladi, ayrim holatlarda ko'ngil aynib qusishlar kuzatiladi. Keyinchalik bemorda yuz va lunj sohalarida uchuk yo bo'lmasa toshmalar toshishi kuzatiladi. Ko'pincha bunday bemorlar og'riqni kamaytirish maqsadida o'sha zararlangan tomonida qarab yotishni afzal ko'rishadi. Bu nisbatan bu oz bo'lsa ham og'riqni kamaytirishga yordam beradi. Endi uçaklı pneumonia, öpçe tokmalarının çigarlangan sohasida, bo'laklarda, alveolar va bronxlarda yallanış bilan keçedi. Uçaklı pneumonia ko'pincha yuqori nafas yo'llarining o'pçe infeksiyalaridan keyin rivojlanadi. Bunda bemor sovuq qotadi, eti junjikadi, tana harorati ko'tariladi, 39-40 gradusgacha ko'tariladi. Ko'krak va kurak sohalarida og'riq kuzatiladi. Yo'talganda quruq yoki shilimshiq yeringda balg'am ajraladi. Pnömoniyani bilan kasallangan bemorlar o'z vaqtida davolansa, bular butunlay sog'ayib ketadi. Bordi-yu, bular o'z vaqtida davolanmasa, og'ir asoratlarga olib keladi. Kasallik og'ir turlarida albatta bemorlarimiz statsionar sharoitda, ya'ni kasalxonaga borib yotib davolanganlari ma'qul azizlar. Shart va zarur. E'tiboringizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar.